Evet. Merhaba, İzmir'den bir konuğumuz Mine Pakkaner. Özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusunda uzman. Bununla ilgili eğitimler de veriyor kendisi. Bu akşam bize tıbbi aromatik bitkilerin ne kadar önemli olduğunu anlatacak. Çünkü özellikle bu korona günlerinde belki koronadan korunmak adına belki de evde yalnız kaldığımızda, bir araya geldiğimizde, bir araya kaldığımızda ailemizde farklı çaylar yapmakla ilgili tıbbi aromatik bitkileri çok fazla tükettik ve tüketmeye de devam ediyoruz. Bundan sonra da tüketmeye devam edeceğiz belki de. Hatta bugünkü haberlerde görmüştüm. Afrika'da bir gene tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen gazozun koronaya karşı iyi olduğuna dair, iyi geldiğine dair haberler vardı. Tabii ki bu haberler toplumla, özellikle bilimle ilgili toplumların ilaçla bir araya gelmeyip, bilimle bir araya gelmeyip kendilerine göre çözüm buldukları içeceklerden biri olabilir ama önemli. Hoş geldiniz Bina Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Mehmet, ayrıca sadece bu evimizde şu anda bitki çayları içmemizin dışında şu anda tıbbi ve aromatik bitkilerin, bunun yanında baharat bitkilerinin, kozmetik bitkilerinin, kısaca fitoterapi ve aromaterapi bitkilerinin yetiştiriciliği dünya çapında çok önemli. Çünkü ta İpek yolunun, hatta baharat yolunun varlığından beri dünyada ticarete konu olmuş, hem toplayıcılığıyla doğadan hem de yetiştiriciliğiyle çok önemli bitkilerden bahsediyoruz. Hatta bunların içerisine keyif bitkilerini de koyuyoruz, tütün gibi örneğin. Tabii. Bütün Bu bunların arada bir dışında şey söyleyeceğim. Diğer tabii. konuklarımızdan da bahsedeyim. İsmail Bey tabii ki başkanımız. Daimi olduğu için Erhan Bey de. Onları tanıtmadan atlamış olmayayım. Çok özür diliyorum. Şimdi devam ederiz. Evet, dünyada ticaretin belki de başlamasına sebep olan bitkilerden bahsediyoruz. Buyurun. Elbette. Bir de bütün bunların dışında tıbbi ve aromatik bitkilerin bir kolu da boya bitkileri örneğin. Dünyada boyamanın da ilk kök boyalarla birlikte olduğuna bakarsak aslında her şeyin temeli tarımdan veya doğadan toplayıcılıktan bitkilerden gelmiş. Hepsinin temeli doğadan gelmiş. Son dönemde sık sık sizler de görüyorsunuzdur bir karikatür var. En sonunda hadi bir bitkiyle başlıyor, sonra oradan bir ilaç, bir hap. En sonunda tekrar bitkiyi uzatıyor, al bunu iç. Şimdi o noktaya geldik. Fitoterapi, aromaterapi, artık ciddi ciddi önemsenen ve devlet tarafından da tamamlayıcı tıp yöntemleri olarak programlara alınan, sağlık programlarına alınan yöntemler. Peki dünyada da örneğin uçucu yağlar, kozmetik, parfüm bitkileri düşünün. Ne kadar önemli ticaret hacmi var. Çok ciddi bir kalem. Bizim ülkemizde ise aslında çok eski ama çok yeni. Neden çok eski? Biz çünkü öyle bir coğrafyadayız ki, o kadar şanslı bir coğrafyadayız ki, tam geçit kuşağındayız. Üstüne üstlük endemik bitkilerimiz var. Dünyanın gözünün üstünde olduğu bir ülkeyiz zenginlik açısından. Evet. Şimdiye kadar hep doğadan toplamacılıkla biliyorsunuz gitti. Örneğin saleplerimiz gitti, başka bir sürü bitkilerimiz gitti. Salep yumrusu, orkideler en bilineni olduğu için hemen söylüyorum. Ama şöyle vahim bir durum var. Birisi arabasının bagajında 3 tane böcekle yakalandığı zaman ulusal basın dahil her yere kıyamet koptu. Bizim neredeyse kökü kurutularak çok önemli bitkilerimiz gitti gider doğadan toplama, vahşi toplama yöntemiyle kimsenin sesi çıkmıyordu. Allah'tan ki ziraat fakültelerinin tarla bitkileri, agronomi bölümlerinde, tabii aromatik bitkiler bölümlerinde bunların yetiştiriciliği yine aynı şekilde meslek yüksekokullarının tabii aromatik bitkiler teknikerliğinde bunların yetiştiriciliği çok ciddi şekilde öğretildi ve çiftçilik zanaatı ile birlikte de doğadan toplamanın
kökünün kuru bitkilerin kökünün kurutulması tehlikesinin de önüne geçilip artık çoğu kültüre alındı. Araştırma enstitülerinde yeni yeni bunlarla ilgili tohumlar tescil edildi, fideler yetiştiriliyor. Ancak şu açıdan bizde çok eski dedim. Örneğin bir gül biliyorsunuz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine baktığımızda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde şu anda sadece Isparta'da yetiştirilen, Türkiye'de en önemli Isparta'da yetiştirilen yağ güllerinin, eğer biraz tarım tarihiyle ilgiliyseniz hele bilirsiniz, Edirne'den zaten düşünün Bulgaristan'ın Kazanlık bölgesinde olur da dünyaya satarlar, bizim Edirne'mizde ya Trakya'da yetişmemesinin olmamasının imkanı var mı? Diyarbakır'a kadar. Hemen Diyarbakır, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Mine Hanım, gülün veya gül yağının özgün hali Bulgaristan'dan mı bize geliyor, bizden mi Bulgaristan'a gidiyor? Bizden Bulgaristan'a gidiyor. İlk zaten Bulgaristan, Yunanistan o bölgede biliyorsunuz Osmanlı toprakları coğrafya son derece geniş. Ama İran'da örneğin Muhammedi gülü diye bilinen gül de aynı şeyde. Aslında ana vatanı bakarsanız şu bereketli hilalden de geliyor, yukarıya doğru gidiyor. Ama biz her şeyde olduğu gibi bunu da kaybetmişiz. Ama çok ciddi bir gül yağı üreticisiyiz. Dünyada da bunun çok önemli bir kıymeti var. Lavanta örneğin 1970'lerden beri Türkiye'de üretiliyor. Ama ne zaman dikkati çekti bizim lavantalarımız? Tarım ve turizm sinerjisi bir araya geldi. Bütün dünyada çok yaygın tarım turizmi. Bizim o zaman aklımız başımıza geldi. Aman Allah'ım, biz bundan başka türlü de faydalanabiliriz. Hasat turizmi diye bir şey var. Dünyada bütün ülkeler bundan çok para kazanıyorlar diye. Tabii biz tarım gazetecileri, tarım yazarları, tarım televizyoncuları ne yaptık? Hızla bu konuları işliyoruz. Tarımsal yayım ve eğitim programları da yapıyoruz ki çiftçi de bunları öğrensin diye. Çünkü bizim amacımız o. Ben örneğin eğitim bazlı program yaparım ve yazarım. Bu neden? Bilgiyi çiftçiye indirmek için veya onların bakışını şuradan şuraya genişletmek için olsun diye. Aslında tabii aromatik bitkilerde bir defneye bakarsak, bir kekiğe bakarsak, kekikte neredeyse dünyanın kekik ticaretini elimizde tutuyoruz. Özellikle Bilyalı İzmir kekiğiyle. Biliyorsunuz Oregano Monites'le. Bu konuda çalışan çok ciddi firmalarımız var. Eskiden sadece doğadan toplanıyordu. Şimdiye bakarsanız şimdi kültürü de çok geniş alanlarda yapılıyor. Adı İzmir Keki efendim ama yetiştiricisi aslında Denizli. Benim memleketim Denizli tabii ki. Denizli. Gözler kasabası bu işin neredeyse dünyanın %80'ine yakınını üreten bir coğrafyaya sahip. Şimdi tabii aromatik bitkileri, biz kekiği nasıl kullanıyoruz? Kekiği biz baharat bitkisi olarak kullanıyoruz. Oysa tabii ve aromatik bitkilerin çok önemli başka özellikleri de var. Özellikle şimdi Mehmet Efe, sevgili meslektaşım, konuya başlarken de şu korona günleri dediği için söyleyelim. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tedavi edici özellikleri son derece fazla. Özellikle kekiğin içerisindeki esansiyel maddelerin ve fitokimyasalların sağlıkta kullanımı da çok önemli. Biz sadece böyle baharat olarak kullanıyoruz veya eski bilgi annelerimiz, değil mi? O ampirik sağlık bilgilerinde, ampirik tıp bilgilerinde, değil mi? Bizim şimdi koca karı ilaçları küçümsediğimiz ilaçlara doğru bir yönelme içerisindeyiz. Orada ne vardı? Midemiz ağrıyınca bize ne içirirlerdi? Kekik suyu. Ya da kesme şekeri 2 damla kekik yağı. Evet. Grip olacağız, böyle boğazımız acıyor. Ne çıktı ortaya? Önemli bir antiviral, önemli bir antibakteriyel. Buyurunuz efendim. Haydi geriye dönelim şimdi, hepsini başa saralım. Dünyada da fitoterapiye, aromaterapiye, klinik aromaterapistler yetişiyor şimdi. Evet. Burada da tarımın önemi daha da ortaya çıkıyor. Çiftçinin için bu büyük bir fırsat. Çünkü dünyada
sürdürülebilir olması için bu işin toplayıcılıktan kurtululması gerekir. Bir de bizim en önemli silahımız, endemik olan bitkilerimizi de kültüre alma şansı var. Örneğin yine endemik bitkilerimizden, bizim Anadolu coğrafyasının endemik bitkilerinden Sideritis dağ çayı diye bildiğimiz, hani Ödemiş Bozdağı'nda İsmail Bey bilirsiniz, dağ çayı, sivri çayı vardır biliyorsunuz tepede. Şimdi onun gibi Sideritisler. Şimdi bunların örneğin Konya'da Profesör Yüksel Kan, o da meslektaşımız, kültürü aldı bu endemik bitkiyi. Kültürü aldı, tohumunu, yetiştirici bilgilerini, her şeyini hazırladılar. Üzücü olan, buyurun. Çok önemli bir tabii konuya değindiniz. Hani hep biz söyleriz ve övünürüz ya, dünyada endemik bitkiler açısından çok avantajlı ve çok şanslı bir bölgedeyiz diye. Şimdi biz endemik bitkilerin ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi ya da kültüre alınması sürecinde biz neredeyiz? Daha alacak ne kadar yolumuz var Mine Hanım? Çok başındayız. O yüzden de çok şanslıyız. Hele şöyle zamanlarda bu işin çok başında olduğumuz için son derece şanslıyız. Çok hızlı yol alabilme şansımız var. Yani bardağın böyle boş tarafına değil dolu tarafına bakma zamanı. Müthiş bir bilgi birikimimiz var. Bir kere ciddi artık bir bilgi birikimimiz var. Bu konuda yetişmiş çok güzel meslektaşlarımız var. Bu konuya son derece hevesli çiftçilerimiz var. Ve yine bu konuyla ilgilenen yatırımcılar var. Hem yetiştiriciliğiyle ilgili hem de bu işin tarımından elde edilen ham maddenin işlenmesiyle ilgili. Dünyaya satışıyla ilgili. Şimdi bizim öyle bir coğrafyamız var ki bu coğrafyayı son derece iyi değerlendirebileceğimiz bir kaynak bu bizim için. Bir de devletin de son dönemde tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini görmesi ve bu konuda çeşitli destekler vermesi, örneğin arazilerin tahsisinde tıbbi ve aromatik bitkilere, yetiştiriciliğine öncelik vermesi gibi konular var. Tabii ki bu işleri suistimal etmeye niyetlenenler yok mudur? Her zaman var. Bütün bunlar şimdi de olacak. Konuyla ilgili eksiklerimiz yok mu? Çok var. Çok ciddi var. Örneğin yerli çeşidimiz yok. Lavanta, bütün diyelim ki şu anda son derece popülaritesi yüksek olduğu için söylüyorum. Ben de lavanta yetiştiriciliği konusunda hem eğitimler verdiğim için profesyonel, Ziraat Mühendisleri Odası'nda da örneğin meslektaşlarımıza veriyorum lavanta yetiştiriciliği eğitimlerini veya dışarıda veriyorum. Danışmanlık yapıyorum. Peki yerli bir çeşidimiz var mı Mine Hanım deseniz? Yok efendim. Henüz yerli bir çeşidimiz yok. Peki bütün bunların dışında sertifikalı var mı? O da yok. Mine Hanım, henüz yok mu dediniz? Orası önemli. Henüz yok ama olacaktır. Çünkü çalışılıyor bu konularda. Tamam. Bu konularda çalışılıyor. Şimdi bütün bunların dışında elimizde önemli bir başka done daha var. Nedir? Yerel yönetimlerin de bu konuya ilgi göstermesi. Şimdi çok önemli bir kişi vardı benim nezdimde. Balıkesir'de Balıkesir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı, yine meslektaşımız, Ziraat Mühendisi Mekin Tüzün, şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na geçti şu anda. Yeni, daha çok yeni hizmete başlayacak orada. Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini gördü. Balıkesir'de Baçam Çiftçi Eğitim Merkezi'ni kurdu. Orada tıbbi aromatik bitkilerle ilgili hatta Türkiye'nin ilk festivalini yaptı. Tarladan hasada aromaterapi, fitoterapi diye geniş, bütün Türkiye'den katılımlarla insanların gözü üstüne tutuldu. Ama duyurumu ulusal basında veya tarım gazetecileri arasında çok yaygın olamadı. Ama bizler oradaydık. Yine ben de örneğin TAGYAD'ın bir üyesi olarak, bir tarım televizyoncusu olarak ben örneğin oradaydım. Duyurdum. Çok ve eğitim de verdim yine orada. Seminer verdim, eğitim verdim. Ama şunu da gördüm. İnsanlar büyük bir merakla ve öğrenme arzusuyla oradalar. Ve bu yatırımları yapmaya hazırlar.
Çünkü çiftçi, sizler de biliyorsunuz, Mehmet Efe meslektaşım, Eren Bey meslektaşım, İsmail Bey, siz senelerin en eski, en kıdemli tarım gazetecisisiniz. Şimdi çiftçinin yeni arayışlar içerisinde olduğunu biliyoruz hepimiz. Şimdi bu yeni bir pazar. Biz müthiş üretiriz. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Bizim üretim konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Bizim çok ciddi başka bir problemimiz var, pazarlama. Pazarlama. Şimdi bu çok önemli bir sorun. Örneğin beni arıyorlar. Ben yetiştiricilik eğitimleri de verdiğim için ve danışmanlık da yaptığım için. Mina Hanım, biz ne yetiştirelim? İşte bize neyi tavsiye edersiniz? Benim cevabım. Neyi satabiliyorsunuz? Şimdi orada kalıyorlar. Evet. Şimdi bu çok ciddi bir konu. Halbuki inanın, küçük aile çiftçiliği içinde çok uygun bir üreticilik tarzı bu. Niye? Çünkü konvansiyonel tarım gibi, herhangi bir şeyin yetiştiriciliğindeki ağır konvansiyonel tarım gibi farklı farklıları var tabii. Şimdi bir çörek otunu örneğin yetiştiriyorsunuz. Çörek otuna kaç tane ot ilacı atılıyor? Ondan bahsetmiyorum. Ama organik tarıma uygun, doğal tarıma uygun, bütün bunlar küçük aile çiftçiliğine uygun, bakımı nispeten daha kolay, işçiliği daha kolay, daha kıraç topraklarda yetişebilme özelliğine sahip. Şimdi bütün bunların yanında ne lazım bize? İnanın tek ihtiyacımız belki de bir organizasyon. Başka bir şey değil. Peki bir bu organizasyonu nasıl yapacağız? Bu konuyla ilgili bir kooperatifler... Bunu işte milyonum bu yapacak. bunu anlatmıyorum. Buradan yani bu belki bu program bir kilometre taşı olsun. Mina Hanım, bunu siz yapacaksınız. Bu bir abartma değil. Evet. Çünkü öncü bir kişi olmazsa bu işlerin olmayacağını hepimiz kesinlikle biliyoruz. Kesinlikle. Ama tabii kişisel öncülükten daha ziyade kişisel öncülüğünüz, bildiğiniz yerini kurumsallaştırmanız lazım. Bakın, Türkiye'de bu konuda çok başarılı yerler var. Örneğin Gülbirlik. Gülbirlik, evet, sayesinde kooperatifler, birlikler bu işin başını çeker. O zaman sizin kooperatifleşme konusunda, şimdi bakın, bilgi birikimlerinden bahsettiniz. Bir tarafta ziraat mühendislerinin bilgi birikimi harika. Yıllar içinde olmuşuz. Üniversiteler teknik bilgi birikimini yapmışlar. Çok güzel. Bu arada çiftçi de bir ilgi duymaya başlamış. Çiftçi bir şey var. Orada da bir uyanış var. Bir peki, de son dönemin yeni nesil çiftçileri de çok ilgili. Hani şimdi mavi yakalı, beyaz yakalı tarıma yöneliyorlar ya. Aynen, onlar da bu konuyla çok ilgili. Dördüncü bir elimizde avantajsa, bizden bu ürünleri, yani çiftçi ürettiği anda çiftçinin ürettiği ürünleri de pazarlamayla ilgili alacak ticaret erbabı da hazır. Yani aslında pazarlamayla ilgili satış yapacağımız noktalarda ihracatçı da hazır ya da bu işi pazarda satın alacak işleyici sanayiciler de hazır. O zaman bütün bunları değer zincirinin en başından en sonuna teknik bilgisiyle, teknik yani girdinin öncesiyle, üretim sırasıyla ve sonrasıyla organize edecek tek yapı tabii ki haliyle o kooperatifler. O zaman bir de yerel yönetimler de bu konuda bayağı iyi çalışmaya başladılar Eren Bey. Yani yerel yönetimler ancak kooperatiflerin işlerini kolaylaştırmada avantaj sağlayabilirler. Evet, ne yazık ki bugüne kadar yerel yönetimlere çok anlattık ama daha algılamaları yeterince olmadı. İnşallah zaman içinde algılayacaklar. Yerel yönetimler kendileri üretim yaparak tüketiciye ulaşamazlar. Yani üreticinin malını satmaya kalkışamazlar. Onların mutlaka kooperatiflerin kolaylaştırıcısı olmaları lazım. Ve kooperatiflerle çalışmaları lazım. Zaman içinde inşallah bunu öğrenecekler. Ben olacağına inanıyorum. Yol açacaklardır. İsmail Bey'in dediği gibi size çok ciddi bir görev düşüyor. Gülbirlik örneğinde olduğu gibi. Evet, bütün kooperatifleri birileri alıp götürmüştür. Evet. Siz de bu konuda bir kooperatifleşmeye giderek, kooperatifler kurarak, kooperatiflerden yola çıkarak kooperatif lideri pozisyonunda bir şöyle yol alsanız, bizler de sizlere destek versek, buradan artık bugün akşam bir karar almış olsak da yürümeye başlasak, evet, ne dersin? Evet, evet. Şimdi oldu mu İsmail Bey? Şimdi oldu herhalde.
Yani bana 2 dakikada bir misyon da yüklediniz. Çok iyi sevgili dostlar. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi ben biliyorsunuz İsmail Bey özellikle uzun yıllardır tanışırız. Eren Bey'le Target'te de birlikteyiz. Mehmet Efe zaten sektörden meslektaşım. Şunu herkesin gözüne sokmaya çalışıyorum. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde doğru yeri, doğru bitkiyi seçer ve doğru organizasyonu yaparsanız müşteri aramanıza gerek yok. Müşteri ayağınıza gelecek. Çünkü bu ürünün siz doğru ürünü, doğru bakın bir üretim deseni oluşturursanız, doğru üretim deseniyle ve doğru yerde bu işi yaparsanız, aklınıza esen herhangi bir yerde değil, doğru bir yerde, sizin müşteri ayağınıza gelecek. Hele ki bunu tarım turizmi sinerjisiyle birleştirirseniz, bunu kaçıncı kere söylediğimi bilmiyorum. Beni tanıyan herkes artık tabii biliyoruz tarım turizmi diyorlar. Çünkü son derece önemli, kırsal kalkınmanın temel taşı olabilecek bir nokta. Ve o zaman siz perakendeyle bunu öyle bir satarsınız ki, şimdi Kuyucak'ta Lavanta'nın yaptığı gibi. Perakende satışta zaten ürününüzün hepsini satarsınız, toptana gerek kalmaz. Çünkü bu, ben sözleşmeli tarımdan da aslında artık rahatsız olan bir ziraat mühendisiyim. Sözleşmeli tarım konusunda yabancı şirketler Türkiye'de özellikle bilinen marka, tıbbi aromatik bitkilerin bir kısmını yetiştirip ülkemizden götürüp bitki çayı olarak bütün dünyaya satıyorlar. Ama çiftçinin sömürülmesi söz konusu kesinlikle oluyor burada da. Sözleşmeli ondan tarım, dolayı. Sözleşmeli tarım çiftçinin köleleştirilmesiyle ilgili çok ciddi bir risk taşır. O riskinde işte yine geldik aynı noktaya. Tek sübobu, tek emniyet anahtarı kooperatif. Eğer bir başka tarafta kooperatif şey olursa diğer taraftaki sanayiciyle eşit güçler olarak sözleşme yapılır. Sizin Eren Bey bir de şöyle bir avantajımız var şimdi. Şimdiye kadar ben Aktarlar Birliği'yle falan da görüştüm. Hani çiftçi üretsin. Ben bir sürü çiftçi tanıyorum Anadolu'nun her yerinde. Beni arıyor. Ada çayım var, nereye satayım diyor. Can simidi olarak görüyor. Bir de anaç yapımdan dolayı da zannediyorum. Bir de hiçbir şeyimiz olmadı çiftçi dostlarımızla. Bir güven var aramızda. Hani Mine abla, Mine hoca varsa doğru insan vardır arada. Bana doğrusunu bulur. En azından kandırılmama izin vermez gibi bir güven eksik olmasınlar var. Bir sevgi ve güven bağı var üreticiyle aramızda. Şimdi böyle bir zamanda aktarlarla konuşuyorum örneğin. Aktarlar Birliği'nden dostlarımızla. Almaz mısınız? Bakın siz bunu satıyorsunuz. Zaten ekmeğinizi bunun üstünden kazanıyorsunuz. Üretici bunu üretiyor. Aldığım şöyle cevaplar vardı. Çin'den daha ucuza geliyor. Evet. Alın size Çin. Bakın işte şimdi çok önemli bir zamandayız ve el ele verilip konunun, ama bizim sorunumuz şu. Şimdi ama diye kestim. Biz de çok önemli kritik noktalarda ve karar mercilerinde liyakat sahibi insan az. Liyakat sahibi insan az olduğu için de konuyla ilgili bu konuyu alıp götürebilecek olan karar mercilerinde de liyakat sahibi kişiler çok fazla olmadığı için sorunlar yaşayacağız. Evet, ben hemen sonlara yaklaşıyoruz çünkü bunu söylemek istiyorum. O amaya bir de şunu ekleyelim. Şimdi bu kadar güzel ve ülkeye katkı sağlayacak bir sektörün şu hale getirilmesine de, yani bizim ülkemizde zaman zaman böyle furyalar vardır. İşte solucan gübresi furyası, mantar furyası, işte çok para kazanılıyormuş furyası. Şimdi lavantada son dönemde özellikle böyle bir yanlış anlamaya, demin söylediğiniz çok önemli bir şey var. Doğru yerde, doğru ürün ve doğru kişilerle yapıldığında ancak bu üretim yapılabilir. Yani kısacası yani, doğru organizasyonla. Tabii. Çok para kazanıyor diye her yere lavanta ekiyor olmak ya da her belediyemizin ya bir de burada lavanta turizmi yapalım, burada fide dağıtalım dendiğinde fırsatçılara gün doğuyor. Yani bunun da altını çizelim. Yani her yerde lavanta ekiyor. Öyle fide satıcıları çıktı ki Mehmet Efe, öyle fide
satıcıları çıktı ki fırsat biliyorum, bu fırsat lavanta fidesi diye. Gidiyorum adamın tarlasına, seni diyorum çeşidin ne? Bana verdiği cevap karışık. Ne demek karışık diyorum. Ne demek karışık? Senin çeşidin Sertopolis mi, Raya mı, Duruşma mı? Bir de bunlar bakın Bulgar varyeteleri. Kendi varyetelerimiz de yok işin vahim tarafı. Evet, evet, evet. Ondan sonra nedir diyorum, karışık sattılar. Niye? Her birinin özelliği farklıymış da işte yağım daha güzel olur. Nasıl bir uydurukçuluk? Nasıl bir uydurukçuluk? Efendim, şimdi, üretici bir araya gelmezse, kooperatifleşmezse, üretici birliğini kurmazsa bu sorunlar hep yaşanacak. Bu kaçınılmaz. Şimdi örneğin lavanta Furya'ya geldi diyorlar. Lavanta daha Furya'ya falan gelmedi. Bizim ülkemizde daha lavantanın biz hala uçucu yığını yurt dışından satın alıyoruz. Biz sadece ne yapacağını bilmeyen bir sürü kişinin heves edip plansızca diktiği lavantalar var. Şimdi geliyoruz aynı noktaya. Nereye satmayı planladın da yetiştiriyorsun? Şimdi orada eğer böyle bir şey yapıyorsan, sen böyle bir yetiştiricilik yapıyorsan, o zaman şuna bakacaksın. Perakende nasıl satabilirim? Argeni oluşturdun mu? Kendi yolunu oluşturdun mu? Bakın şu anda mutluluk ve hayranlıkla izliyorum. Benim danışmanlığını yaptığım üreticiler var. Sonradan bunlar beyaz yakalı olup da tarıma merak saran, çiftçilik zanaatını öğrenmeye çalışan kişiler. Ne yaptılar? Minik kendi markalarını yarattılar. Sosyal medyayı da kullanarak çatır çatır ellerindeki ürünü tüketiyorlar. Ve piyasada daha buna çok yer var. Bakın, çünkü bunu sadece yetiştirip çiçeğini satarsanız para kazanamazsınız. Uçucu yağını herkes bir ortalık distilasyoncudan geçilmiyor. Ülkenin halbuki iki büyük markası var. Şimdi baktılar bunu sadece bir kazan sanıyorlar. Ortalık kazan üreticisi de oldu. Bizde çünkü hap yap para kapçılar da var. Şimdi tabii onları da çok izle. Bunun için diyorum. Şimdi o yüzden ama ne yapmak lazım? Eren Bey'in dediğine geliyoruz yine. Bu işi kontrolsüz değil, kontrollü ve organize yapmak lazım. Ama organize dediğimde de şunu mutlaka belirteyim. Organize tarım bölgelerinden bahsetmiyorum. Hayır, onlara da karşıyım. Organize onlara da karşıyım. Bakın, organize denilen kelime şudur. Üretimin pazara göre planlanabildiği, bu planın da kooperatifler tarafından yapıldığı işe organize ediyoruz. Bu evet, iş böyle. Çok İkincisi, doğru. Siz dediniz ki liyakatsız kişiler. Bizim liyakatsız kişilere ihtiyacımız yok ki. İstediği kadar köşe başlarında liyakatsız insanlar olsun. Onlar istedikleri kadar bir takım yerlerde de saçma sapan kararlar alarak önlerimizi tıkamaya kalksınlar. Sizin kuracağınız bir organizasyon, sizin liderliği olacağınız bir kooperatif 3-5 sene içinde bütün bu liyakatsizleri tokatlar, tekrar ediyorum, tokatlar ve geçer. Hiç kimseye de ihtiyacınız kalmadan bu ülkede çok güzel şeyler başarırsınız. İnşallah bu akşam aldığımız kararlar doğrultusunda size bir kooperatif kurduruyoruz. Başkanı siz oluyorsunuz, çiftçilere liderlik yapıyorsunuz, piyasayı zaten çok iyi biliyorsunuz. Buradan sonrasında da herkese örgütleyerek güzel sonuçlara ulaşmak umuyorum. Konu bu arada son 5 dakikamız. Konu henüz ülkemiz için taze ama çok önemli, çok ilginç. Bu konuyla ilgili belki bir gün başka bir şekilde işin başka yönlerini de konuşmak gerekir. Tabii, belki tabii. İsmail Bey bu konuyla ilgili sanayicileri de belki Aktarlar Derneği'ni de bunu. Çünkü konu cidden çok önemli ve güzel, henüz çok güzel. İncelenmeyen bir konu. Farklı yönleriyle çok kez masaya yatırılması gereken bir konu. Bunu farklı her seferinde de olabilmeyi arzu ederim içerisinde bu tür yayınlar yaptığımızda. Ama gelin bizler de tarım ve gıda gazetecileri, televizyoncuları, yazarları olarak bu iş yeni şekillenirken İçerisinde bizler de düzgünce yer alalım. Evet. Bu oluşumun içerisinde her birimize ayrı bir görev düştüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla yeni şekilleniyor. Henüz bir oyun hamuru. O yüzden şekillenirken de karar verici mercilerde olamasak da yönlendirici olabiliriz diyorum efendim. Evet. Efendim, bu akşam bu programda ben inanıyorum ki İzmir'den bütün Türkiye'ye bir işaret fişeği attık.
İnşallah. Tabii var. İnşallah. Tabii var ama gerçekten öyle. Bunu büyütebiliriz. Bilgi var sizde, fikir var, uzmanlık var, iyi niyet var. Namus pazar var, bilgisi var. Haysiyet. Efendim? Plan, pazar bilgisi var, planlama var, ileriye yönelik fikirler var. Yani, bunlar çok önemli. Bunlar milyonlar yani değerinde. İzmir, çok değerli işler. Evet, İzmir'den bu iş başlayabilir. Mine Hanım, çok önemli bir başlangıç yapabilirsiniz. Gerçekten. Hep birlikte yapacağız efendim. Sadece bir kişiyle olmaz. Olmaz. Her birimize TAGYAK üyeleri olarak çok önemli işler düştüğünü düşünüyorum. Tabii. Hatta TARGET'in de bu işte çok... Bakın, hiçbir şeyi başlatırken etiğini düşünmüyoruz. Etik hep sona kalıyor. Evet. Halbuki hep etiği sona kalıyor. Ondan sonra bakıyoruz ortada ne var. Oysa doğru iş, doğru zaman, doğru kişiler, doğru organizasyon, doğru yer, doğru planlama. Bununla olursa şu anda doğru zaman. Bakın, bütün dünyada trend doğala doğru. Bunu hep söylüyorum. Ya bu rüzgarı arkamıza alır, yelkenleri şişirir, gideriz. Ya da rüzgar bizi ittirir, geri gider, yine dünyadan satın alır. Elimizdeki şahane doğanın bize bahşettiği ürünleri kökünü kazıtıp tüccarlara teslim ederiz efendim. Ya bu işler dava kişileri vardır. Siz de bir dava kişisiniz. Dava kişileri insanlara bir şeyleri anlatırlar. Sonra tıkandıkları yerde organizasyonlarını kurarlar. Kooperatif burada güzel bir organizasyon yapısıdır. Bu yapıyı kullanarak bir dava kişisi olarak İzmir'den güzel ateşler yakacağınızı ve Türkiye'de insanları çiftçi ne yapacağını bilmeyen küçük aile çiftçisine birisinin önderlik yapması lazım. Bir dava kişisi. Şu anda 4-2 gözüküyor kalan ama ben tam hemen 5 dakikamız var belki şu anda. Burada evet, bu şurada bir çağrı da yapalım, Mine Hanım'a ulaşsınlar, özellikle yerel yönetimlerde görev alan herkese bir çağrı yapalım. Mine Hanım hatta kendisi çağrı yapsın, yani yapılacak yeni yatırımlar, o üreticilere, küçük aile çiftçilerini yönlendirmek adına en temelde yapılması gereken konuların ya da durumun başında o insanların doğru bilgilendirilmesi yatıyor. Yani ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bilmeden sadece fide dağıtarak bu işin olmayacağının altının çizilmesi gerekiyor. Oradan bir öneriniz olursa, bir mesajınız olursa onu vermenizi rica ediyorum. Bu bir proje işidir. Söyleyeceğim bu. Bu tek başına al sen bu fideleri, ondan sonra da yetiştirdiğin ürünle çiftçi ne yapsın, böyle şaşkın baka kalsın. Bizde çünkü çiftçimizin pazar arama alışkanlığı yok. Bizim çiftçimiz hala biri gelip tarlada tohur kim alır ya da üretileni kim alır. Maalesef doğru. Böyle küçük doğru. Aile çiftçimizin yapısı bu şekilde. Öyleyse çözüm başka türlü olmalı. Evet. Nasıl olmalı? Oturalım konuşalım. Evet. Sizler de bunu yazın, bunu işleyin. İsmail Bey, Mehmet Efe, Eren Bey, bu konu çok önemli. Konu bebek, büyütelim. Vallahi iki sene önce Tarım Bakanlığı dergisinde bu konuda makalesini bile yazmıştık. Kooperatifler bu işi nasıl götürür? Nasıl altından kalkar? İşte bahsettiğiniz az önceki tıkanma noktası, Gül Birlik'te ya da Türkiye'deki diğer bir sürü kooperatif var aslında bu konuda çalışan. Hem de çok başarılılar. Çok da güzel para kazanıyorlar. Orada belli yani. Evet, ama devam edelim. Çarpıcı bir bilgi de hemen vereyim. Ege bölgesinde demir yolunun Isparta'ya kadar gitmesine sebep olan şey gül yağıdır. Evet. Gül yağı o dönemden itibaren önemlidir. Yani Fransızlar boşuna değildir demir yollarına yatırım yapıp ta Ege'den, İzmir'den başlayıp da Isparta'ya kadar demir yolu döşemek gülün hatırınadır bunların hepsi. Ve o gül yağı ki kullandığımız bütün parfümlerin içerisinde en önemli uçucu yağlardan biridir. Çünkü kaynaştırma özelliği vardır. Yani bunun farkına varalım, değerlerimizin farkına varalım ve bunlarla dünyaya kafa tutabilecek güce sahibiz. Yani hem kekikte, hem defnede, hem gül yağında, tıbbi aromatik bitkiler anlamında çok önemli bir... Sonra bakın, çok önemli bir bitki geliyor.
Mehmet Efe, organik pamuk üreticiliği örneğin. Tabii. Bütün dünya organik pamuk yetiştiriyor. Tamam. Ne renk pamuk? Rengi belli. Peki onu sentetik boyayla mı boyayacağız? Hayır. Doğal organik boya bitkilerinin, boya bitkilerinin yetiştiriciliği yeni geliyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bu konuda çalışıyor. İnanın sırf konuyu öğreneyim diye Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tıbbi aromatik ve boya bitkileri yetiştiriciliği eğitimine gideceğim. 57 yaşındayım. Bravo. Her gece bu konuyla veya kendi konularımla ilgili sayfalarca okumadan hala eğitim veren insanım ama hala eğitimlere gidiyorum. Neden? Bilginin sonu yok. Şimdi bütün bu şekilde bizim ülke elimizdeki en önemli silahlardan biri de boya bitkilerinin yetiştiriciliği olacaktır. Çünkü bu kadar organik tekstili boyayacak doğal bir şey lazım. Sözlerimi bu konuda ülkemizde çok önemli bir konu olarak yer alacaktır. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Kapatmadan biz veda edelim. O zaman ben bir cümle söylemek istiyorum. Bir cümle. Buyurun. Çiftçinin Mine ablası bence Ödemiş'e gitmeli. Bu patates sorununa bir el atmalı. Çünkü her iki yılda bir bu kriz yaşanıyor. Yine o demiş gibi patates sorunu var. Çok. Ama bunun bir numaralı sebebi ne siyasi ne ideolojik. Çok sayıda küçük üreticinin yine aynı konuda bir araya gelme işi, üretim planlaması yapma işi deyip devam edebiliriz. Evet. Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Mine Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı hem sizlere hem bizi izleyen herkese. Hoşçakalınız. Bir mukabele. Çok selamlar, sevgiler. Hoşçakalınız. Sağ olunuz.